Merhaba. Merhaba efendim. Canım hoş geldin. Bu ne bu sürpriz Sinan Bey? Sürpriz efendim. Hep mi gitar? Hep sesini duyuyorduk <laughs> ıı, evet. ama cemalini <laughs> göremedik. Sonunda canımız da geldi. Can Değil hoş geldin. Hoş bulduk. Hoşluğunuza geldik. Teşekkür ediyoruz. Anonsunuzu siz yapın efendim. Buyurun. Anons yapacak bir şey yok. Anons zaten kaç programdır şahane kendisi <laughs> programların ama Serra'nın yerini doldurabilecek miyim? Ondan Ayşe, çok endişeliyim yani. Efendim gitarı elinizden aldık. <laughs> Yoksa mandolini getirmedik. Mandolini getirmedik. Mandolini ding 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 ding. Bendir bursaydı verirdik ama. ben masada eşlik ettim. Evet, evet. Eşlik eder, Evet. Playback. Playback tamam, yaparız. Seni Senin cemalin yeter. Tamam. Değil mi? Allah Canım, Allah can, can, ve can. Can ve canan. Evet. Efendim izin verirseniz bugün de yine bir doğuşla giriş yapalım. Oh diyelim. Bu kez Mısırlı olduğu söylenen hmm. ama aslında Malatyalı olan Niyazi Mısırı diye meşhur Niyazi Malatyavi misafirimiz olsun. Benim pirimdir. Kendisiyle muhabbetim vardır efendim. Eyvallah. Mane alemini görüşmüşüm. Eyvallah. Eyvallah. Oh. Himmetine basar olmuşum. Evet. Doğuş ve değişi anlatmıştık artık onu Eyvallah. tekrarlamıyoruz değil mi? her yeri hüsnün gülistan eylemiş. Her tarafta bağ bostan eylemiş. Zinet etmiş zürü pes efsaf ile her sıfattan zatın ilan eylemiş. Allah Allah. Bunca efsaftan görünen bir cemal. Bir cemalin bunca elvan eylemiş. Hep kitabı haktır eşya sandığın. Ol ok, ol okur kim seyri eftan eylemiş. Hüsnünü izhar eder bunca sıfat. Zatına insanı borhan eylemiş. Hakkı istersen yürü, insana bak. Şemsizat veçhinden rahşan eylemiş. Her nazarda gördüğü hak arifin, her görüşte nice ihsan eylemiş anlayınca zatı hakkı zevk ile bu niyazi nice seyran eylemiş. Şimdi bakın efendim yani Hani felsefe e, mantıksal, tutarlı bir konuyu ele alır. İşte şudur, budur, gerekçelendirir, ilişkilendirir, anlatır. Ve bu yaşam için sorundu. E, hukuk yapacağız, kanun yapacağız. Bu, bunlar boşluz buna. Yani ne? felsefe, felsefe. Aklın işleri. Ama bir de aklın işlerinin yanında bir de kalbin işleri var. İşte kalbin işleri böyle konuşuyor. Buna e, sadece sözlerini, manalarını böyle sözlükten bakarak bir tefsir yapmakla ulaşamayız. Bu, bu doğuş dediğimiz, yani kalbi söylem, şiir biçiminde tabii ki zuhur eder. E, Kur'an-ı Kerim'de şiir biçimindedir, e, İncil-i Şerif, öyle Tevrat, Zebur zaten çok açık e, şeydir, e, şarkılardır, ilahilerdir. Burada bir ses var. Yani mantıksal bir tutarlılıkla bir felsefi metin okuduğumuz zaman aklımız mutmain olur. Ya da olmuyordur. Olmuyordur. Yani olması için çalışır ve bir düzen kavrarız. Ruhumuza bir şey söylemez. Aklımıza bir şey söyler tabii. Fakat şiir dinlediğimizde şiirin ruhu vardır. Bu ruh kelimesi genellikle anlaşılmış bir mevzu değil. Yani nane ruhu mu, tuz ruhu mu, nedir bu yani bu ruh mu falan. Ee, bir bilimsel metnin, felsefi bir metnin mantıksal örgüsü vardır. Yani onu tutarlı yapan mantıktır. Ama şiiri tutarlı yapan mantık değildir. Şiirde mantık örgüsü bulamayız. Akıl bypass orada. Şiirde bütünlüğü sağlayan ruhtur. Bu ne demek? On, o şiiri dinlediğiniz zaman, ondaki bütünlük hissi. Böyle bir tamam. Ha, bitti. Yani, bu, budur. Bu aynısı, yani sadece şiirde değil, resimde de böyledir. Biliyorsun, tuvalde ressam yapar, 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 gelir böyle, bir an gelir, tam fırçayı vuracak, resim ona der ki, bana dokunma. Resim dur der. Ressama. Ben bağımsızım artık. Bana dokunma. İşte o dokunmama anı onun ruh bütünlüğünün oluştuğu andır. E yani ne? Bütün olmuş, ruh olmuş. Ne demek? Peki bütün oldu deseydik niye ruh diyelim ki? Bütünlüğünü sağladı efendim. Bütünlüğü ne sağladı? Ruh. E niye ruh? Çünkü ruh rüzgar da hani. Yani rüzgar aslında bir sembol aslında bir radiation. Yani ıı, Işıma gibi. ışıma gibi. Işıma. Işıma demek. Ruhsa yani bir insanda ruhsallık var yani onda ışıma var. Işıma. Ve o ışıma sizi etkiler. Aklınıza bir bilgi vermez. Ama ruhunuz etkilenir. Ürperirsiniz, haşiyet evet, içinde gelirsiniz, evet. heyecanlanırsınız, işte coşarsınız filan. E, aklı akıllı bir şey anlatıldı mı anlarsın, takdir edersin filan ama heyecanlanmazsın böyle bir şey olmaz. Evet. Şimdi bu ıı, ışıma dediği Can ıı, çok güzel o radiation dediği için ben fizik aç, fizik olarak da söylüyorum. Çünkü gerçekten fiziki bir şeydir. Ya bir dalgalanmadır o. Bir dalgayı algılarsınız. Mesela bazen biri her yeri sardı. Avrosa her yeri sardı. Avra zaten ışık demek malum başka bir şey değil. Şimdi bakınız diyor ki Hazret ıı, ıı, Hakkı istersen Hakkı istersen nereye gideyim ben? Hakkı istiyorum evet. Talibim. Talibim Hakk'a. Ne yapacağım? E, hangi mekanda? Nerede? E, boşlukta mı? Yerde mi? Hani ellerimizi havaya kaldırıp gökyüzüne falan mı? Evet. Nerede? Diyor ki: "Hakkı istersen yürü. İnsana bak." Direkt. şems Zat zat güneşi Şems-i Zat veçhinden, yüzünden Rahşan eylemiş. Rahşan olmak işte e, radiation. Yüzünde ışıma var. Şua var. Işıma var. Git yüzüne bak. Oradan ruhun e, heyecan duyacak. Ürpereceksin. Haşyetullah. Kur'an-ı Kerim'de çok ilginçtir e, dostlar. E, çevirilerinde hep aynıleştirirler ve hep anlamda kaybolur. E, havf korku diye çevrilir. Doğrudur. Çünkü bir ayet de vardır. En evliyallahu, Yani Allah'ın velileri aldı gitti. İyi <gülüyor> Hafla. La kufun alehim ve lahum yahsanun. La kufun alehim onlar korkmazlar. Ve lahum yahsanun onlar hüzünlenmezler de. Şimdi Güzel. Yani burada korkudan söz ediyor. Ha, evet. Ama başka bir yerde haşyetullah diyor mesela. Onu da açıyorsunuz korku diye çeviriyorlar. Hayır. Haşyet. Haşyet korku değil. Haşyet ürperme demek. Cezbe demek. Şimdi insan ne zaman cezbeye kapılır? Bir güzellik karşısında. Güzel bir e, sanat eseri demek. Yani güzel, tutarlı, e, estetik falan. Hayır. Ruhsal etki yapıyor mu? Onu bir Resme bakıyorsunuz, oradaki o Caravaggio'nun işte şey bir eserine bakıyorsun. Orada bir ışıma vardır değil mi? O müthiş bir ışıma vardır. Ee, şey dersin ramran da vardır mesela olağanüstü. Bir etki alırsın. Böyle eğer duyarlıysan bir ürperme olur tüylerin dikilir. İşte haşiyet Güzelerde bu. Müzelerde o koltukları boşuna koymuyorlar. değil mi? Böyle saatlerce bakıyor. Aynen. Sezgiyi, Sezgiyi uyandırıyor. Sezgiyi açıyor. Sezgiyi, Sezgiyi uyandırıyor. Içine, dalıyor içine. Siz konuşmaya devam ediniz. Ben bir şey yapacağım. Hiçbir kesmiyorum. Tamam Ve aynı zamanda müzik dinlerken de böyledir. Bir müzik dinliyorsunuz. E, yani takdir ediyorsun. E, güzel yapmış. Aferin filan. Ama bir müzik dinliyorsun seni alıyor. Senden alıyor. Şimdi bu tabir çok önemlidir. Seni senden alan seni senden alan tesir ruhsal tesirdir. İşte bu her insanın yüzünde var mı acaba? Yani gidip her insanın yüzünde bunu seyredebilir miyim? Evet. Her insanın yüzünde seyredebilirsiniz. Ya. Ama her beşerin değil. Bir beşer var, bir insan var. Eyvallah. Beşer, beşer zaten Arapça diri demek. Dolayısıyla beden için kullanılır. Beşer. Evet. Beden. Ebul Beşer Adem Aleyhisselam. Yani beşer. Bedenlerin babası o. Evet. Ruhların babası değil. Bedenlerin babası. Kur'an-ı Kerim diyor ki, biz İsa'yı Adem'in yerine yarattık. Yerine. Adem'in yerine yaratılan İsa'ymış meğerse. O. Niye? E er ruhullah diyor. Ne demek o? Ruhun nebisi, ruhun elçisi nebisi. o. Bedenin elçisi de Adem. Adem. İsa bir söz söylerler der ki İncil'de. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Allah'ın meleküdür. Ruhlar miras alacaktır. Bedeni işe razımazdı. Bedeni topraktan aldık, toprağa bırakacağız. Bu bir elbise. İşte buna beşer deniyor. Dolayısıyla beşerin yüzünde hayvanlıktan başka bir şey göremeyiz. Hayvanlık hakaret değil. Canlı. Canlılık yani. Hayvan bi biyolojik. <laughs> biyolojik evrimin geldiği son aşamadaki bir ev gibi. Bu eve baktığımız zaman, beşeriyetin evine baktığımız zaman orada canlılık görürüz. Ya, üzüntü görürüz, korku görürüz, yermalar şeyler ruh halleridir ama. Ama orada ruh rahşan olmaz. Ruhsal etki almazsınız. Ne zaman bir cemal diyoruz biz ona. Ne zaman insan. İnsan ne peki? En iyisi hak demek. Hakka yakın olan. Nasıl? En iyisi, yakınlık demek. Hak, hak. Hak ne demek? Kendi zatı. Başka bir şey değil. Dışarıda bir hakmak falan yok. O nedenle enel hak nutku vardır kendi zatını bulanlar o sözü söyleyebilir. Bulmayanlar söylerse yalancıdır. E, yalancılar da mahkum olurlar. Evet hakikaten zatını bulmuşsa zatı dile gelir ve Rabbi dile gelir ve derken el hak. Onun yüzünden rahşan olan Cenab-ı Hakk'ın cemalidir. İşte Niyazi Mısır'ın ya da bizim yine vurguladığımız gibi Niyazi Malatyavi'nin bu çok yüksek dozda <laughs> verdiği bir bilgi bize. Her nazarda gördüğü hak Arif'in. Arif bu kez tüm insanı yani insan olmuş hepsinin nazarında hakkı görür. Hak çünkü bir bir insandan bir sıfatıyla, başka bir insan başka bir sıfatıyla, eşyadan başka bir sıfatıyla tecelli ve tezahür eder. Arif olan ama alim değil. Alim o şeylerin kendine ait bilgiyi bilir. Nesnel bilgi. Nesnel bilgi. Evet doğru. Yani bu mesela bunun bir ilaca yarar. Bu bitkiyi ben alayım, kaynatayım. Şimdi böyle bu şu ilacı yapabilirim. Bak, bu alimlik. Ama o şeye bakıp ondaki güzelliği seyretti mi bir şey o arif o. O diyor ki Rabbim ne güzel de bir eser vermişsin. Hani bir sergiye gittik çok güzel bir eser gördük ya da eserler şeyi, tablolar falan. Ee, sen de bana dedi ki ya abi ne, bu ressam bu ya nasıl yapmış bunu nerede bu acaba? Değil mi? Efendiler e, yemeğe gitti. E, ne yapalım şimdi? Ressamı göremiyoruz. Bu kadar güzellikleri bu ortaya çıkartanı göremiyoruz. Bekliyoruz efendim gelsin ee, görüşelim. E, geliyor. <laughs> geliyor bakıyor senin benim gibi birisi. <laughs> Allah Allah ona bak yani bunları yapan bu mu? E, nasıl yani algıla ona bakıyorum bir şey algılamıyorum. Eserine bakıyorum. Güzelliği evet. algılıyorum. Ruhsal evet. etkiyi alıyorum. Evet. Peki neden? Ondan algılayamıyor. Yani e, resimleri yapanın bizzat kendisini gördüm neden? O bana aynı etkiyi vermiyor. Çünkü o haldeyken yapmadı ki onları. O resmi yaptığı zamanki hali başka bir halde. Evet. Orada Rabbi ile irtibat kurmuş. Yani kendi zatıyla evet. e, sıfatları, e, şeyleri aklından gönlünden çıkarttığı zaman dünyayı bekler insan. Kendi enspirasyonunu bekler. Kendi iç e, doğuşunu. doğuşunu. bekler. Ve o sırada fırça başlar kendisi yapmaya. aynısını birkaç ressam alayım Öyle mi? Bu nasıl bir şey değil ben yapmadım. Evet. Ya, var oğlum nasıl yani. O öyle bir çıktı abi diyor. Aynen böyle diyor. Bitince uyandım diyor. Eğer o an, ne o, o atölye mi? anında izlesek, o yaratı esnasında izlesek, aynı etkiyi e, ressamın kendisinden de alırız. Evet. Şimdi bunu niye anlattım? Taşıyor içinde. Taşıyor. Moda geliyor. Cuhut. Taşma, vücut buluyor, bizde vücut buluyor. Onda cuhut oluyor, bizde vücut buluyor. Şimdi ve sucud ne? Sevgi zaten bizde ondan sonra onun o tesiri secde yani sevgiyle karşılıyoruz. İslam'da şey secde, sevgi demektir. Rükû, saygı demektir. Kıyam, şey istikbal kıbredir yani. Bir insanı karşılarken ayağa kalkarız, kıyam ederiz. Onda bir değer gördüğümüzde eğiliriz, rükû ederiz. Ama onda bir kelam duyar, bir gönül işi şey dersek sec secde. O da secde ederiz. Yani severiz Oh. Asılları bunlar yani. Adem e İşin muhabbeti şey bu. Adem'e şeytan okuruz diyor. Ya başarı evet doğru. Şiirinde. Evet. Tabii. 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 Değil mi evet. Yani? Şeytan ediyor çünkü. Evet. Şeytan demek, şeytan etmek, şeyin aslına hakikatine değil de, de şekline, işte, şemaline işte, tapmak evet. demek. Evet. Şimdi bu rahşan elme meselesi Biz. yani unutmayalım. Biz. Ruhun etkisini sanatsal şeyde etkide alırız. Peki o zaman bir cemal dediğimiz bir güzellik, beauty, tiferet evet. derler şeyler, kabalistler, tiferet. O beauty'nin bir yüzden, bir cemalden tezahür edebilmesi için onun nefsini aşmış olması lazım. Nefsi nefis yapması lazım. Yani bir şair gibi, o şairin şiir anı, işte bir ressam gibi, bir tiyatroda böyle rolüne tam kap, bir aktör gibi... Kendinden çıkıp... ilahi bir rol... İlahi rol burada böyle rol numara yapıyor anlamında değil. İlahi bir sıfatı kendisinden... Şey diyor, mesela... Rahmet sıfatı gelmiş değil mi? Siz değil mi? Annelerde olur bu. Mesela yeni doğum yapmış anneler, kucağına bebeğini alır, onun yüzüne bir bak, Meryem'dir. Her annem bebeğini emziren her annenin yüzüne bak Meryem'dir. Oradan rahmet şey eder. O kadın değildir o. O anda o falanca teyze falanca filanca abla değil o artık. Orada baktığın zaman annelik ruhu, rahim esması oradan ışıma yapar. İşte anlatılmak istenen bu. Bunu akıl alır mı? Yani akıl dedim, akıl tabii ki bunu kavrar. Şunu anlatıyoruz akılla. Kavrıyoruz akılla akıl bunu yapamaz. Akıl bunu kavrar. Şimdi genellikle akılcılık dediğimiz modern dönemde her şey akılcı olması lazım, akılsız iş olması lazım doğru söylüyoruz. Ama o kadar akıl akıl diyoruz ki akıl kurumdur ve kavramdır. Düzendir. Bu gayet mükemmel. İyi e ama ruh değildir. Ruhu, yani aklı tercih edelim, ruhsalları atalım. Olur mu? Yani bu şu demektir. Sanat yapmayalım. Her şey hukuk düzeni içinde. Siyasette hukuka uygun gayet güzel yürütelim. Ama içinde sanat olmaz. Yani mesela İstanbul'u çok düzenli yapalım. Hı. Her şey yerli yerinde olsun. Ama ruhsal bir etki almayalım. Takır tutur, ne yapayım şey. o şehri ya? Derler ruhsuz şehir. Aynen Derler. ruhsuz dedi. Derler. İşte ruh orada bütünlük ama o bütünlüğün etkisi. Güzellik olacak. Yani ruhsal şey e, e, cazibe olacak. Çekim olacak. Ha, çekim. Şimdi iki şey insanı e, hareket ettiriyor. Yani bin türlü söyleyebiliriz. Ama şimdilik yani bu bu mevzu üzerinden iki şey değişimleri, şey burada x yani bilinme, iki bilinmeyen. Şimdi söyleyince bilinecek. Bir tanesi motif, motivasyon. İnsan kendisini motive edecek bir şey e, ile e, harekete geçer. Motive olması lazım. Motif, evet. motif bizdeki karşılığı dürtü. Dürtmek evet. yani. Dürtmek. Anadolu'da buna ne diyorlar? Modullamak. Evet, evet. Mod, kim ne modullanır? Hayvan evet. modullanır. Yani bir e, merkep gitmediği zaman türtersiniz, evet. evet. modullarsınız, evet. gitsin. Evet modullar. Yani dürtmek. Şimdi peki insan dürtü varlığı mıdır? Değildir. Ama insanın beşerliği, hayvanlığı Dürtü. dürtüyle olur. Dürtünün aslında bilimsel karşılığı ne biliyor musunuz? İçgüdü. Hmm, evet, içgüdü beşeriyetimizi bedensel, doğal yapımızı dürt dürter. Bu dürtüyle hareket ederiz. Bu hareket yemek aramaya gitmektir, ne bilem barınmaya, korunmaya, neslin devam ettirmeye falan her türlü dürtüden olur. Neyse. Bu dürtmektir. Bu insan değil. Beşer. bu beşer. İnsan ünsiyeti hak olunca hak tarafından çekilen demek. İnsan cezbeyle insan olur. Cazibeye kapılırsa insandır.